arkadaşlar, nasılsınız? Bugün birazcık şöyle bir mekan değişikliği yaptım. Kitaplığın olduğu taraf çok karanlık düşüyormuş gibi geldi. O yüzden ben de cam kenarına doğru kaydım ve başlıktan gayet net bir şekilde anlaşılabileceği üzere birincisini ve ikincisini sizinle daha önce paylaşmış olduğum "Bunları Okumadan Ölmeyin" başlıklı benim çok sevdiğim kitapların önerilerini içeren videomun üçüncüsüyle karşınızdayım. Birinciyi ve ikinciyi izlememişseniz ve izlemek isterseniz açıklamalar kısmında linklerini bulabilirsiniz. Haydi o zaman daha fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Videoya çok yakın zamanda okumuş olduğum Thomas Mann'ın büyük kitabı Buddenbrooklar'la başlayacağım. Bunu yine ay sonu videosunda size gösteririm muhtemelen. Fakat ben yorumunun "Bunları Okumadan Ölmeyin" videosunun üçüncüsünde muhakkak yer alması gerektiğini düşündüm. Buddenbrooklar 3 nesil bir Alman ailesinin hayatını anlatıyor. Bunlar ticarette gayet kök budak salmış, oldukça başarılı ve tahmin edebileceğiniz gibi burjuva statüsüne sahip bir aile. Burjuva'ya ait, yani o sınıftan. Bütün hayatları aslında kar-zarar ilişkileri üzerine kurulu. Bizim şirket aile olarak tabir edebileceğimiz türden bir aile. Arkadaşlık ilişkileri, dostluklar, evlilikler tamamen bir şirket yönetilmişçesine yapılıyor. Fakat şöyle de bir şey var. Bu kitap aynı zamanda bir Alman toplumları tarihi olarak da gayet rahat bir şekilde okunabilir. Tam Fransa'da işte ihtilal seslerinin bangır bangır gelmeye başladığı, farklı milliyetçilik akımlarında ona karşı olarak çıktığı karışık bir Avrupa tarihi sahnesinde biz bu kitabı okumaya başlıyoruz. Bütün bunların ışığında söylemek gerekirse, mesela bu kadar çok uzun bir zamana yayılı bir hikaye okurken Thomas Mann'ın gerçekten insan elinin çok hafif olduğunu hissediyor. O geçişler hiç de öyle sert, sizi "ya buradan buraya atladık, ne oldu şimdi, arada ne kayboldu" diye düşündürmeden okumanızı sağlıyor. Kitap bir de benim okumaya başlamadan önce düşündüğümden çok daha akıcı ve kolay gitti açıkçası. Belki ben kendi gözümü çok korkuttuğum ya da okuduğum yorumlara dayanarak çok zor olacağını düşündüğüm öyle bir beklentiyle başladığım içindir bilmiyorum. Ama dediğim gibi benim beklediğimden çok daha akıcı ve kolay oldu Buddenbrooklar'ı okumak. Eğer ki bahsettiğim konu ilginizi çekiyorsa, artık kesinlikle bir modern zamanlar klasiği haline gelen Buddenbrooklar okumanız gerekenler listesinde yer almalı diyorum ben. Bugünün ikinci kitabı yakın zamanda kaybetmiş olduğumuz büyük yazar Vedat Türkali'nin "Bitti Bitti Bitmedi" romanı. Eğer ki yanlış hatırlamıyorsam sağlığında yayınlanmış son romanın olması lazım "Bitti Bitti Bitmedi'nin". Aslında Vedat Türkali'nin en iyi kitabı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Fakat başlangıç olarak şimdi İki ciltlik bir güveni önermektense "Bitti Bitti Bitmedi'yi" önermenin çok daha mantıklı olduğunu düşündüm. Kitaplığımı incelerken ne anlatsam, hangisini önersem diye düşünürken, bence "Bitti Bitti Bitmedi" hiç Vedat Türkali kitabı okumamış birine önermek için daha iyi bir tercih. Bence yine aynı şeyi söylüyorum. Tabii ki farklı düşünenler, hayır öyle değildir diyenler kesinlikle kendi açılarından haklı. Dediğim gibi bu benim kişisel yorumum ve tercihim sadece. Bitti Bitti Bitmedi siyasi bir roman arkadaşlar. Kenan Evren dönemi, Anadolu isyanları, Ermeni, Kürt gibi farklı toplumlardan muhalif ya da farklı nedenlerle isyan etmiş, hapishanede zamanını, hayatının bir dönemini geçirmek zorunda kalmış insanların da hikayeleri var. Bunlar tabii ki kurgusal karakterler üzerinden aktarılıyor. Gerçek hayattan yansımalar, alıntılar eminim ki vardır. Vedat Türkali de bütün hayatı boyunca siyasi olarak aktif olmuş bir insan sonuçta. Ama buradaki karakterler kurgusal karakterler. Onu söyleyebilirim size. İstanbul'da bir handa, o handa Anadolu'dan çıkıp gelen bir genç çocuk ve onun tanıştığı, o güne kadar girmediği farklı sosyal çevreler içerisinde öğrendiklerinin bazılarının yalan, bazılarının eksik olduğunu görerek kendini geliştirmesi. Biz de onunla beraber bakış açımızı geliştirerek, genişleterek gidiyoruz kitap boyunca. Giderek açılıyor yani hikaye. Aynı zamanda içerisinde ada da var. Ada sevenlerin şöyle bir ağzına bir parmak, bal çalabilecek kadar ada manzarası, ada evleri, ada hayatı da görebiliyorsunuz. Benim gibi bir ada aşığıysanız oradan da sizi yakalayabilir kitap. Dediğim gibi bence mutlaka okunması gereken bir yazar zaten Vedat Türkali. Ama bitti bitti bitmediği de bu başlık altında alabiliriz. Az önce saydığım nedenlerden dolayı. Üçüncü olarak göstereceğim kitap, kurgu dışı kitaplar listesinde kendi alanında artık bir klasik olmuş Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi kitabı. Toplum Sözleşmesi, ben Öteki Yayınları'nın çevirisinden okudum. Fransızca aslında yapılmış bir çeviri. Alpegut Eranoğlu yapmış ve çok düzgün, güzel bir çevirisi var. Ben Öteki Yayınları'nın bu ciltli baskılarını gerçekten çok beğeniyorum. Çevirileri de düzgün olduğu zaman birazcık böyle tadından yanmıyor durumu çıkıyor ortaya. En iyi çevirisidir değildir bu konuda bir yorum yapamam tabii ki. Bunu yapabilmek için alıp diğerlerini de incelemiş olmam lazım. Fakat okumayı düşünüyor ve çeviri konusunda emin olamıyorsanız bunu tercih edebilirsiniz gönül rahatlığıyla, size onu söyleyebilirim. Toplum Sözleşmeleri benim yine Buddenbrooklar gibi okurken zorlanacağımı düşündüğüm fakat açıkçası gayet akıcı bir şekilde okuduğum bir kitap olmuştu. Güncelliği ya da Jean-Jacques Rousseau'nun görüşlerinin uygulanabilirliği, ne kadar ütopik olduğu, ne kadar gerçeğe yakın olduğu, bunlar tabii ki çok tartışılabilir konular. Ama bence herkesin muhakkak alıp okuması, yaşadığı dünyayı algılamak adına kendine kazandırabilecek pek çok şey bulabileceği çok önemli bir kitap. O yüzden size de gönül rahatlığıyla ve ısrarla önermek isterim. Dünyayla Benim Aramda kitabını ben çok yakın zamanda sizinle yorum olarak paylaşmıştım. Fakat bu videoda da yer alması gerektiğini düşündüm. Çünkü insanlığa dair çok evrensel ve çok güzel tespitler, cümleler içeriyor. Bir babanın 15 yaşına geldiğinde oğluna yazdığı bir mektup bu. Bütün hayatını bu mektup üzerinden anlatıyor. Sadece kendilerini değil, kendilerinden önceki nesli de ve onların verdiği mücadeleyi de içeriyor. Nedir bu mücadele? Amerika'daki ırkçılık mücadelesi ve bu yükselen ırkçılıktan dolayı siyah insanların yaşadığı zorluklar. Sadece bunlar değil, o babanın üniversite hayatını, arkadaşlıklarını, kitap okurken bir okur olarak yaşadığı maceraları, keşfettiği yazarları, daha sonra değişen görüşlerini çok samimi bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Eğer ki mektup türündeki kitaplardan hoşlanıyorsanız ve bahsettiğim konular ilginizi çekiyorsa muhakkak bakmanızı öneririm. Yevgeni Zamyatin'in Biz kitabı bütün distopyaların anası, babası, atası. Çok fazla isim sayabilirsiniz bu konuda. Hepsi de dönüp dolaşıp ben Yevgeni Zamyatin'den ilham aldım diyorsa ve siz bu kitabı ben bir distopya severim deyip de okumadıysanız bence hemen okumalısınız. En iyisi midir ya da bugüne kadar okuduğunuz kitapların altında mı kalır, üstünde mi kalır, ben onu bilemem tabii ki. Çünkü yazıldığı zamanın üzerinden çok fazla süre geçti ve türler de evriliyor. Bu her tür için böyle polisiye de evriliyor, distopya da evriliyor, macera kitapları da, fantastik edebiyatta. Yani kendi yazıldığı dönem içerisinde ele aldığınızda ne kadar büyük bir iş ortaya koyduğunu kesinlikle ikna oluyorsunuz yani. Hani bu görüşe katılıyorsunuz. Ben en azından öyle düşünüyorum. Ama sadece kendi dönemi içerisinde düşünüp sınırlamadan da bence çok iyi bir kitap. Bugün yazılmış bir kitap olsaydı da ben bu kitabı çok başarılı bulurdum. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Yorumunu yine sizinle daha önce paylaştığım bir kitaptı Biz. Özet yorumunu internette her yerde tabii ki bulabilirsiniz ama ben çok kısaca yine bir iki cümleyle anlatayım size. Burada tamamen işte distopik bir evrende herkesin hiçbir şeyi saklayamadan şeffaflık içerisinde yaşamak zorunda olduğu bir dünya. Şimdi bu şeffaflık kelimesi girince sanki bu çok güzel bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz, işte bunun nesi kötü diye. Ama bütün hayatınızı saniye saniye rapor ederek ve kendinize ait hiçbir mahremiyet bırakamadan yaşamanın sizin için bir zorunluluk olduğunu düşündüğünüzde durumun ne kadar kötü bir hale geldiğini tahayyül edebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Özetle kitap böyle bir distopik evren sunuyor. Ben yine size eğer okumadıysanız bir göz atıp incelemenizi öneririm. Bir çok nesilli aile anlatısı da Orhan Pamuk'tan. Orhan Pamuk aslında bunu daha önce Cevdet Bey ve oğulları ile yapmıştı biliyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum esasında. Şöyle bir şey var. Thomas Mann'la aralarında da paralellik söz konusu bir yandan. Mesela Cevdet Bey ve oğullarını Orhan Pamuk çok genç yaşta bir yazmış. 28-29 gibi şey. 30 değil, ondan eminim. Belki daha bile az olabilir. Mesela Thomas Mann'ın Buddenbrooklar'ı da öyle. İnanılmaz kıskançlık uyandıracak bir durum yani. Buddenbrooklar gibi, Cevdet Bey ve oğulları gibi büyük romanları o yaşlarda yazmış olmasına ancak saygı gösterebilirim zaten, insan diyecek hiçbir şeyim yok. Kafamda Bir Tuhaflık'ta bu sefer Orhan Pamuk Anadolu bir aileyi anlatıyor. Anadolu'dan kalkıp gelen Mevlüt ve ailesi İstanbul'a yerleşiyor. Pek çok göç etmiş aile gibi burada daha fazla ekonomik imkanlarla farklı bir hayat sunmak ve kazanmak için geliyorlar buraya. Ve burada mesela ben şunu söylemek isterim. Her zaman işte Orhan Pamuk, her zaman değil ama çoğu zaman sanki toplumsal olaylara çok fazla değinen bir yazar değilmiş gibi lanse edilir ya da böyle yorumlanır. Ben açıkçası öyle olduğunu düşünmüyorum. Sadece bunu göstere göstere yapmayı tercih etmediğini düşünüyorum. Örneğin Mevlüt'le babasının köyden çıkıp işte trenle İstanbul'a gelirken Mevlüt'ün satıcı çocuklarla kendini kıyaslayıp yaptığı bir iç konuşma var. Şimdi ben burada hani kitabı okumamış olanlar için spoiler olmaması için bunu somut olarak size okumak istemiyorum. Okumuş olanlar anlayacaktır ne demek istediğimi. Bence bu neden sınıflar arası çatışma olduğunu, neden adaletsizliklerin bir türlü bitmediğini ya da insanın kendisine ve etrafına gerçekten samimiyetle bu çatışmaları ve eşitsizlikleri aşarak ya da aşmaya çalışarak mı hareket edip etmediği noktasında samimiyetini sorgulayan çok doğru bir tespitti. Dolayısıyla size yine büyük bir heyecanla ve hevesle bunu okumadan ölmeyin demek istediğim diğer bir kitap oldu Kafamda Bir Tuhaflık. Bugünün son kitabı geçen seneyi 2017'ye de sarkacaktır muhtemelen. 2015 ve 2016'yı kurgu dışı kitaplar kategorisinde adeta domine eden bir kitap. Hayvanlardan Tanrılara, Sapiens. Sapiens muhteşem bir tarih kitabı bir kere her şeyden önce. Diğer yandan muhteşem bir evrim bilim kitabı. Diğer yandan muhteşem bir psikolojik tahlil kitabı. Nasıl yani bunların hepsi birden olabiliyor? Çünkü bunların hepsi var. İnsanlığın tarihini ilkel çağlardan günümüze kadar o kadar derli toplu ve o kadar ayrıntılı anlatıyor ki Yuval Noah Harari, gerçekten çok fazla şey öğreniyorsunuz. Mağaralardaki duvar yazılarından insanların birbiriyle olan ilişkisine, mesela dedikodunun aslında bizim için ne kadar önemli olduğuna, dedikoduların toplumsal iletişim açısından neyi geliştirdiğine ya da paranın muhasebe ilişkilerinin ne kadar eskiye dayandığına, bizim bu ilişkileri ne kadar sistemli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ne kadar erken fark ettiğimize, böyle birbirinden çok bağımsız gibi görünen ama toplumda bizim insanlık olarak ortaya koyduğumuz ilerlemenin hepsini oluşturmak adına farklı farklı noktalardan gelip bugüne nasıl çıktığını görüyorsunuz. Okumadıysanız lütfen inceleyin. Çok kolay bir kitap mı bilmiyorum ama çok eğlenceli. Eğer ki hele bir de bu konulara ilginiz varsa kesinlikle akıcı bir kitap. Öneri videosunun üçüncüsü için seçtiğim kitaplar bunlar arkadaşlar. Ben bu videoları ilk başta başlarken 3 video olarak düşünmüştüm. Eğer ki hoşunuza gittiyse devam etmesini istiyorsanız lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Çünkü hani daha ileride de okuduklarımdan elbette ki ya bunlar mutlaka okunmalı dediklerim çıkacaktır ya da daha önce okuduklarımdan paylaşmak istediklerim de var ama hani aynı konsept üzerinden gitmesi de sıkıcı oluyor, farklı şeyler olsun diyorsanız devam etmeyeceğim açıkçası. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve benimle yorum ve önerilerinizi paylaşmayı unutmayın. Çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.